Merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Biliyorum bu sözü vereli de aylar oldu ancak şimdi yeni dönem başlamadan tam bir gün önce, yoğunluğa girmeden önce üniversiteye nasıl girdim, nasıl akademisyen oldum, süreç nasıl işlediğiyle ilgili size Instagram üzerinden açmış olduğum, onun altıya musallaf hesabından açmış olduğum sayfaya yöneltmiş olduğunuz soruların cevaplarını söylemeye, soruları cevaplandırmaya geliyorum. Bir tık böyle kameramın şarjı azalmış, o yüzden hızlıca belki cevapları vereceğim ama bu videoyu artık bugün çekmem gerekiyor. Hemen açalım. Zaten ekran görüntüsü almıştım telefondan. Hepsine tek tek bakalım. Demişsiniz ki öğretim görevlisinde ALES ve dil puanı istiyorlar mı? İstiyorlar. Şimdi şöyle bir farklılık oluyor. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisinde. Benim aklımda mesela hiç öğretim görevliliği yoktu. Hep hani araştırma görevliliğinden ilerlerim diye düşünüyordum ama hani kadro o şekilde çıktı. Daha doğrusu o şekilde çıkan bir kadronun şartlarına uygun olduğumu gördüm ve nitekim başvuru yaptım ve süreçte öğretim görevlisi kadrosu üzerinden işledi. Tabii ki akademiye girmek esas olan araştırma görevlisi de öğretim görevlisi hiç fark etmezdi benim için. O yüzden benim için çok keyifli oldu. Çünkü aralarında şöyle bir fark var. Araştırma görevlisiyseniz şayet siz bir derse girmiyorsunuz. Doktoranız bitene kadar herhangi bir okulda derse giremiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Akademik araştırmalar yapıyorsunuz. Yeri geliyor üst olan, ünvanı daha yüksek olan işte doçent, profesör gibi hocalarımızın yardım ediyor. Onların ders süreçlerinde yanında oluyorsunuz. Hem süreci öğrenmiş oluyorsunuz hem de alanda akademik yayınlar üretiyorsunuz. Tamamen bir araştırmacısınız. Öğretim görevliliğinde aslında literatürde işte yayın zorunluluğu yoktur. Derse girme zorunluluğu vardır. Bir öğretmen olarak derse girersiniz üniversitede öğretim görevliliği için. Ancak tabii artık düzen çok daha farklı oldu. Şimdi üniversiteler içinde, hepimiz içinde akademik yayın yapmanın önemini çok çok daha farkındayız. O yüzden ben bir öğretim görevlisiyim, evet, ama aynı zamanda akademik yayın üreten, doktora sürecinde olan ve doktorayı bitirince de doktora öğretim görevlisi ünvanıyla devam edip işte sonra doçentlik, profesörlük diye yükselme hayali olan bir kişiyim. Bu yüzden şimdi girerken dil ALES aranıyor mu dendiğinde şartlar üniversitelerden üniversitelere çok fazla değişiklik gösteriyor. Nasıl yani? Mesela bir öğretim görevlisi için ilanlar genelde şöyle çıkar. İşte ALES'ten minimum ortalama 70 puan almış olmak. Genelde minimum 70 koşulur zaten. Yabancı dil sınavından bazı üniversiteler muaf tutar bazı bölümler için. Bazıları da minimum 50 koyar dil şartını. Ama genelde şöyle bir şart vardır. İşte 2 yıl X dersini vermiş olmak, 3 yıl şu dersi vermiş olmak gibi, ki burada çok fazla şaibeli durumda olabiliyor tabii. Kişiye özellik odur budur. Bunlar zaten süreçte takip ediliyor. Bir ilan çıkar. Araştırma görevliliğinde ilanlar işte minimum 70 ALES şartı olmak. Eğer İngilizce bölüm için ise minimum 85 dil puanı ya da bazı üniversiteler komisyon kararı almış oluyorlar. Minimum 80-85 gibi bir dil puanı talep ediyorlar. Eğer yoksa da minimum 50 dil puanı şeklinde de şart koşuluyor üniversitelerle. Bu tamamen artık kurumdan kuruma değişiklik gösteriyor komisyon kararlarına göre. Ama YÖK şartlarında minimum 50 kabul ediliyor aslında. Bakıyorum diğer soruya. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ilanlarını nereden, nasıl ve ne sıklıkla takip etmeliyiz? İlanlar resmi gazetede yayınlanıyor. Ama girip oradan araştırmak size zorlayıcı gelirse ilan.gov.tr sayfasından işte personel ilanları diye baktığınızda akademik ilanlar bölümünün altında her gün ben kontrol ederim mesela. Hangi bölüme nasıl ilan çıkmış, hangi üniversite nasıl bir ilan istemiş, işte hangi fakültenin şartları nasılmış, ya bu ilan çok şaibeli mi görünüyor? Yo, hayır, bu güzel bir ilan mı? Hepsini kontrol edip bakıyorum. Bakmanızı öğrenim ilan.gov.tr'ye. Bunun dışında mesela Instagram adresi olan Akademik Kadro diye bir sayfa var. Bu sayfanın Telegram grubu var. O grupta hani katıldım. Oradan zaten hepsini atıyorlar günlük olarak. Onlara bakıyorum. Bütün bu İnternet sayfalarına da bakabilirsiniz ama ilan.gov.tr her gün güncelliyor. Oradan zaten hem yüksek lisans doktora ilanları hem akademisyenlik ilanlarını kontrol edebiliyorsunuz. Çok mutlu oldum demiş biri. Çok teşekkür ederim. Hocam merhabalar. ALES'i yükseltemiyorum. Yükseltmek için neler yapmalıyım? Bu videonun konusu pek olmamakla birlikte ALES ile ilgili işte nasıl şu puanı aldım şeklinde videolarım var. En son 90 üstü nasıl alınır videosunu da çekmiştim. Orada zaten hani nasıl başarılı olabilirsiniz diye ya da daha 90 değil bir aşağıyı hedefliyorsanız buna uygun videolarım da var. Puan nasıl yükseltebilirim? ALES'ten önce ne yapmalıyım diye. O videolara bakabilirsiniz. Orada ayrıntılarıyla neler yapabilirsiniz açıkladım ki bu şekilde çalışıp da ya ben kazandım şu puanı aldım diye geri dönüşler de çok çok fazla oldu. O geri dönüşler için de teşekkür ederim.
komple çalışması nasıl olmalı? Şimdi yok dille ilgili de bana çok mesaj geliyor ama şöyle bir durum var. Yok dilden belli bir puanım var. Evet ama ben size yok dil ile ilgili ya şöyle çalışırsanız başarılı olursunuz demeniz için kendime koyduğum puan 85. 85'i aldığım gün size yok dil için video çekeceğim. Ama bu böyle ne diyeyim bir totem mi? Değil aslında. Yani bir hedef gibi. Sanki 85 almadan bu konuyla ilgili ahkam kesip konuşamazmışım gibi bir hissiyatım var. O yüzden 85'i gördüğüm an çok da kalmadı. Yaklaştı bu sayılır. Gördüğüm an size bununla ilgili videoyu çekeceğim. Onun için yok diye sorularınıza böyle bir kenara şimdilik koyuyorum. Sakın yanlış anlayıp kırılıp üzülmeyin. Onlara dönüş sağlayamama sebebim bu. Puanlarınız nasıldı? Sınava hazırlanma süreciniz ALES için soruyorum demiş. Ben de Ocak'ta mezun olacağım. Hayırlı olsun öncelikle az kaldı. Mezuniyetinize şu an tez dönemidir. Çok zorlayıcıdır. Puanım nasıl? Benim ALES için söyleyebilirim. Dil için dediğim gibi şimdilik şey tutuyorum ama dil şartı zaten üniversitenin öğretim görevliliği için 50'ydi diye hatırlıyorum. O yüzden hani genel olarak girilebilir bir puan zaten. Doktora yapıyorsanız almışsınızdır bu puanı. Onun dışında ALES için 92 küsür benim ALES notum. O yüzden yani bölüme göre değişiyor. İşte sözel için 94 küsür, eşit ağırlık için 92 küsür, sayısal için 90 gibi notlarım var. Benim başvurularım öyleydi. Onun dışında da işte şey şartlarını sağlamış olmanız lazım. Lisansta şu mezun olmak, yüksek lisansta bu mezun olmak ya da bitirmiş olmak ya da yapıyor olmak şartlar değişik. Ben bitirdim, doktora yapıyorum. İlanda bitirmiş olmak diye çıktı. O yüzden benim için büyük bir şans oldu. Çünkü böyle ilanlar zor. Öğretim görevliliğinde kolay ama araştırma görevliliğinde yapıyor olmak şartı daha yüksek lisans için. Başarınızı neye borçlusunuz? Şöyle söyleyeyim, 2015 yılında üniversiteye girdim lisansa, 2019 yılında mezun oldum. 2023'teyiz. Ben yeni hoca oldum. Yani öncesinde bir devlet üniversitesinde kurum dışı görevlendirmeyle bir iki derse girmişliğim var. Ama yeni tam olarak işte öğretim görevlisiyim artık kadromu aldım diyebiliyorum. Yani çaba. Gerçekten mezun olduğumdan beri sadece akademi için çalışıyorum. Makale yazıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Başarılı olduğum anlar oluyor. Bambaşka davrandığım, hiç kendim gibi olmadığım, başaramadığım zamanlar oluyor. Tamamen insan ruh hali, yaşanan şeyler. Ama süreç, yani nasıl başarılı oldunuz? Ah bir de bana sorun. Çok çalışıp, çok emek verip, çok çok geri geldiğinde zorlanıp asla pes etmeyerek diyebilirim ama cevap olarak. Aynı zamanda çalışıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim demiş hani akademisyenlik için. Valla ben öyle bir dönemdeyiz ki çalışmamak olmuyor zaten. Ama ben çalışmamıştım. Yani kısa bir süre çalışmıştım. O zaman akademisyenliğe çalışamamıştım. O yüzden benim için belki daha kolaydı size oranla. Hem akademik hem çalışma. Bu ikisi çok zorlayabilir. Yüksek lisans ve doktora ile bir arada gitmesi çok çok zor. Ama nasıl olabilir? Ya düzen çok önemli. Şimdi belki sizin günde 5 saat çalışmıyorsunuzdur. Haftada 3 gün 5 saat çalışmıyorsunuzdur. Ama her gün 1,5 saat ona emek veriyorsunuzdur. Aslında her şeyin başı düzen. İstikrarı sağlayabilmek. Yani tabii ki bireysel olarak da yazarsanız bana sizin durumunuza göre bir bakarız ama bir şeyin imkansız değil çalışıyorsunuz, yoğunsunuz diye. Evet bir tık daha sizin için zorlayıcı olabilir ama her gün o konuya 1,5-2 saatinizi ayırabilmek bile toplamda baktığınızda işte 2 saat için haftada 14-15 saat bu konuyu çalışmış olmanız anlamına gelir. Ve bu ayda, yılda diye baktığınızda çok çok daha yüksek rakamları ifade eder, yüksek saatleri ifade eder ve bir konuyu öğrenmek için yeterli süreye aslında totalde ulaşmış olursunuz. Bugün 10 saat çalışıp yarın 2 saat çalışmak çok sağlıklı gelmiyor bana. Her gün düzenli, az az ama nitelikli çalışmak çok daha önemli. Garanti olsun diye mali müşavirlik sınavına da hazırlanıyorum staj başlatma için. Asıl hedef akademi, sahayı görmeden yapamam demiş biri. Sahayı bilmek önemli, doğrudur ama akademisyenlik, yüksek lisans, doktora ile mali müşavirlik sınavı aynı anda yürümüyor. Nereden biliyorsunuz? Yaptım çünkü. Mezun olduğumda alayım bu da yanın kenarda dursun. En azından bir mali müşavirlik olsun diye. İkisine de aynı anda çalışıyordum. İkisinde de sınırda kaldım puan olarak. Yani ne mali müşavirlik puanını, staj başlatma puanını alabildim. İki soruylaydı yanlış hatırlamıyorsam. Geçmiş zaman kaçırdım staj başlatmayı ki o kadar... Tamam zor bir sınavdır, çok alanı vardır ama başaramayacak bir sınav değildi benim için. 3 ay gibi bir süre verdim. Hem ona bakıyorum, hem İngilizce bakıyorum, hem ALES bakıyorum, hem de makale yazmaya çalışıyorum. Hepsini aynı anda topladım. Hiçbiri olmadı yani neticede. O yüzden onu da öğreneyim, kenarda dursun, bunu da öğreneyimden ziyade
gerçekten neyi istiyorsanız elden geldiğinde odaklanmaya çalışmak sanki daha doğru. Yani bana sorarsanız. Dil kursuyla ilgili gelmiş. Ankara Dil Akademisi'nin şu anda pro grup kursunu alıyorum. Onu söyleyebilirim İngilizce ile ilgili. Çok memnunum. Kesinlikle Ankara Dil'den bundan sonra devam ederim. Bakalım. Yüksek lisans için öğretim görevlisi olmak için ne yapmalıyız? Yani bu bir tık da şans oluyor. Hangi anlamda şans oluyor? Kadronun sizin için çıkması. Benim asla benim için çıkmayan şans eseri denk geldiğim, başvurduğum sınava çok az bir süre kalmış olmasına rağmen çok yoğun bir şekilde bir hafta 10 günde hatta 10 gün bile değil de bir haftaydı çalıştığım bir şey oldu, sınav oldu tabii ki. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz, ben bunu öneriyorum. Mesela inan.gov.tr'ye girdiğinizde sizin için benzer olan alanlara baktığınızda yüksek lisansa başlayacakları da öneriyorum. Akademisyen olmak istiyor ama diyor ki işte X alanında lisans yapmış, Y alanında yüksek lisans yapmak istiyorum. Olabilir miyim diyor. Şimdi şöyle bakmak lazım. Birazcık gerçekçi olmak lazım. Bakın inan.gov.tr'ye bugüne kadar lisansı şu, yüksek lisansı bu diye sizin hayal ettiğiniz gibi ilan çıkmış mı? Çıkıyor mu? Çıkmıyorsa boşa kürek çekmek. Ben bu zorluğu yaşadım. Benim lisansım İktisat Fakültesi İşletme. Yüksek lisansım Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Çok zorlanıyorum çünkü kadro bulma çok büyük sıkıntı haline geldi. Yani temel dersleri benzer olmasına rağmen ilanlarda bu şekilde çıkartmıyorlar. Direkt bölüm ismine çıkıyor ve bölüm ismi tam karşılanmazsa başvuru yapamıyorsunuz. O yüzden öğretim görevlisi, araştırma görevlisi olmak istiyorsanız şartlara bir bakın, ne istiyor. Mesela diyor ki XX alanında çalışma yapmış diyor. Diyelim ki iktisat düşünüyorsanız, şimdi doktorum iktisat, biraz karıştırdım ama aynı çerçevede ilerliyorum. Mesela makro alanda çalışma yapmış olmak şartını çok yoğun görüyorum. Makro çalışın. Anlatabiliyor muyum? O alanda yayınınız, bildiriniz, makaleniz olsun. Yani biraz şartlara bakıp ben hoca kalmak istiyorum ne olursa olsun modundaysak şartlara bakıp nasıl ilanlar çıkıyor görüp o alanda bir şablon çizmek daha doğru gibi görünüyor. Devam edelim. Hayırlı olsun demişsiniz. Teşekkür ederim. Bu süreci ve puanlarınızı söylemiştik. Devam ediyorum o yüzden. Öğretim görevlisi kadroları çok az mı açılıyor? İlanlardan takip ettiniz. Bu sene haber gördüm. Aralık ayına kadar, hani bitimine kadar doğrusu, yeni yıla kadar 2500 yeni kadro dağıtılacak diye bir haber var ama bu kadroların büyük çoğunluğunu tıp fakültesi alıyor. İşte dil bölümleri alıyor, ilahiyattan alım çok oluyor. Yani bölümünüz ne bilmiyorum tabii ama bölümlere dağılımına bakabilirsiniz. Sizin bölümünüz ne kadar almış ortalama diye. Hani kadrolar çok az mı, çok fazla mı bölümü aslında bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. Ama tabii ki gün geçtikçe akademiye talep artıyor. Talepin fazla olduğu yerde de zaten arz artık yetersiz kalabiliyor. Yani bu kıtlık kanunu iktisattaki yetersiz kaldığı noktalardayız. O yüzden şartlar artıyor. Dil puanınızı, ALES puanınızı yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Tek önerim budur. Akademik yayın yapın. Okuyun. Bol bol okuyun. Ben bir ara yayın yapacağım derken okumayı unuttum. Nasıl oluyor derseniz oluyor. Ezber bir yerden sonra gidiyorsun ve bu çok yanlış. Bunun negatifliğini çok yaşadığım an oldu. O yüzden okumayı asla bırakmayın. Torpil şart mı demiş biri. Yani torpil çok büyük. Şart mı? Çok büyük torpiller işliyor yani sürecin içerisinde, çok burada hani şey yapmayayım ama her üniversitede belli oranlarda, belli noktalarda bir şeyler duyuluyor, görülüyor, giren, deneyimleyenler oluyor, bunları da duyuyoruz ama alnım açık bir şekilde çok keyifle söyleyebilirim ki asla torpille girmedim. Gurur duyduğum bir şeydir bu. Çok zor, evet. Sizi zorlayanlar süreçte her zaman olacak. Her kurum için bu böyle. Özel, devlet fark etmeksizin ama torpilsiz girilebilir mi derseniz evet, torpilsiz de girilebilir. Emekle de girilebilir. Zor olur mu? Olur. Yıpratır mı? Yıpratır. Sonuç beklerken ağlar mısınız? Ağlarsınız belki ama günün sonunda o sonucu görünce Allah'ım şükürler olsun emekleri boşa vermemişim de dersiniz. Ben asla giremeyeceğim, muhtemelen hoca kalamayacağım duygusuna eriştiğim bir noktada kaldım. Elhamdülillah yani. O yüzden torpil şart mı? Yüksek oranda torpil işler. Torpilsiz giren var mı? Girdim yani. Elbet başka da vardır. Tek değilimdir diyorum ve devam ediyorum. Başka neler varmış?
Ortalama kaç saat ders veriyorsunuz? Ders yükü çok fazla oluyor ama bu biraz bölümünüzle ilgili aslında. Bölümde kaç tane hocasınız? Toplam kaç tane ders var? Hangi alanlarda ders verebiliyorsunuz? Sizin alanınıza uygun kaç ders veriliyor? Bunun bir ortalaması alınıp her hocaya eşit olarak bizim üniversitemiz için, bölümüm için daha doğrusu üniversite değil ama bölümüm için söyleyeyim. Benim bölüm başkanım çok insaflı. Biz tamamen verebileceğimiz dersleri, hangi konuda daha etkili olabilirsek o dersleri seçtik. Her hoca da o şekilde kendi derslerini belirledi. Ya ben bu dersi verebilirim, bu benim alanım dediğimiz şekilde verdik ve birimize yüklenecek şekilde değil de hepimize eşit dağılım gözettik. O yüzden bu biraz da sizin çalıştığınız kişilerle, bölümünüzdeki ders sayısıyla, dersi verecek hoca sayısıyla, niteliklerle alakalı bir durum. Ama ben kendim için memnunum. Yarın başlıyor derslerim. Bugün hatta onlara çalışıyordum. Ben çok memnunum hepsinden. Benim ders saatlerim falan hepsi çok güzel. Hatta bir tık heyecanlıyım yani bakalım nasıl olacak diye. Kalabalık sınıflarım da var. Ama bu benim hayalimdi, o yüzden üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Eli de sorunu ile ilgili söylenmiş. Yani araştırma görevliliğinde yüksek lisans yapıyorsanız yüksek lisans yapıyor olmak şartıyla araştırma görevliliği kadrosuna girdiğiniz takdirde yüksek lisans yapıyor olmayı sürdürmeniz gerekiyor. Aksi halde diyelim ki girdiniz, girdikten hemen sonra da işte şeyiniz bitti. Şartı sağlayamıyorsunuz yüksek lisansla, mezun oldunuz. Öyle bir durumda artık sizde şey oluyor, 6 ay gibi bir süre veriyor yönetmelikte. 6 ayda doktorayı başlatmış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde görevinize son verebilme ihtimalleri var. Bu biraz daha karışık bir konu. Tabii ki tam uzman olduğum bir konu değil. Ben vakıf üniversitesinde olduğum için daha bu konuda rahatım. Yıllık zaten bize sözleşme yapıyorlar. Performansınız, durumlar, bir sürü kriter var. O yüzden biz her yıl aynı şeydeyiz. Kontrol halindeyiz. Çok bilgi olan bir konu değil ama bir gün bununla ilgili de inceleyip araştırıp daha ayrıntılı bilgi vereyim size. Öğretim görevlisi olmak için iş tecrübesi gerekiyor mu? Yüksek lisans öğrencisi olabilir mi? Öğretim görevli ilanları yüksek lisans mezunu olmak diye çıkıyor. İş tecrübesi yoğun olarak gerekiyor ama bazen ilanlar görüyoruz. İşte herhangi bir eğitim tecrübesi istemiyor. İşte sadece şu alanı bitirmiş olmak diyor. Bu dediğim gibi tamamen o bölümün çıkartmış olduğu ilana, talep etmiş olduğu niteliklere göre değişiklik gösteriyor. Bazısı diyor ki işte XX alanında çalışma yapmış olmak diyor. Bazısı başlığa yakın veriyor, şu konuda çalışmış olmak diye. Onlar şaibeli, onları geçtik. Bazıları geliyor işte şu lisansı, bu yüksek lisansı bitirmiş olmak sadece diyor. Bazısı işte şu alanda 4 yıl özel şirkette tecrübe sahibi olmak diyor. Diyor yani. Şartlar biraz daha burada esnek belirlenebiliyor öğretim görevliliğinde. Ama bulunabiliyor yani. İlan bulunamaz diye bir şey yok. Genelde belli zaten hangi üniversitelerin ne tarz beklentileri olduğu. Bu biraz da ilan kovtereye baka baka siz de ya şu şartı da sağlamaya çalışayım hissine erişiyorsunuz diyebiliriz. Bu kadar. Bu sorular, onun dışında ALES'le ilgili sorular gelmiş. Onlara farklı bir videoda şey yapayım, yer açayım. ALES videolarımı da öyle kararlaştırmış olalım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hayırlı olsun mesajlarınız da bir sürü. Onları tabii tek tek okumayayım dedim ama hepsi için çok çok teşekkür ederim. Daha güzelleri sizin olsun. Hayallerinizin hepsi gerçek olsun. Burada devam edeceğiz yeni yeni videolara. Belki bugün, yani şimdi böyle kamerayı alıp çekmeyi şey yapamıyorum. Çekiniyorum birazcık ama belki bir gün üniversitede de işte bir günüm nasıl geçiyor tarzı videolar çekebilirim. Instagram adresinden omalatya musere hesabından beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.